Kayserispor'un efsane kaptanı, teknik direktörlük görevlerinde bulunmuş Mustafa Uğur, Anadolu RTV ekranlarında. Cumartesi günleri saat 14'te spor müdürü Ahmet Çulfacı'nın sunumuyla yayınlanan Yarenlik programının konu oldu. Futbol üzerine keyifli sohbetlerin gerçekleştiği programda 1982 yılında Kayserispor'da başlayan profesyonel futbol hayatını 1997'de yine renklerine aşık olduğu ve kaptanlık yaptığı Kayserispor'da sessiz sedasız sonlandıran Uğur o yılları anlattı. 1982. Evet. Bu kaptanlığın yıl bitiyor. Bitti. Evet. Çünkü kısa sürede profesyonelliğe geçişinizde az kadroya dahil oldunuz. Evet. Ama kısa sürede ilk 11'de de yer aldınız. Evet. Bu düzenli şekilde forma giydiniz. Evet. 1996-97 sezonu sonuna kadar Kayserispor'da oynadınız. Evet. Ama orada 82 ile 97 yıllar arasında burada şampiyonlukla da yaşadınız. Çok. Küme düşme de var. Şampiyonluklar var. Evet. Onun için burada 90-91 sezonunda 3. lig şampiyonluğunuz var. Evet. Onu bir 2. lige yükseldiniz. Onu bir anlatabilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Kayserispor'un 3. lige düşeceği ihtimali hiç yok. Tabii insanların aklında bile, evet, aklından bile geçmiyor. O dönemin şampiyonluğun başlangıcını anlatayım. Tabii, size. Tabii. Rahmetli Niyazi Bahçecioğlu kulübe geldi o süreçte. İşte toplantı yaptı. Bizler de konuşuyoruz. Ya çocuklar dedi ya, bir şey anlatayım size, çok enteresan dedi. Her gittiğimiz mahallelerde bir şeyler vermek istiyoruz dedi. Yani başkan olunca hizmet götürmek istiyoruz dedi. Bu Kayserispor tesislerin karşı tarafındaki ücra mahallelerinden birine gittim diyor. Bir şey ister misiniz derken bana bir tanesi dedi ki diyor, ya başkan, biz nasıl olsa hayatımızı sürdürüyoruz. Sen şu Kayserispor'u ne yapacaksın? Sen onu söylesin. Bu Kayserispor'u birincilike çıkarır mısın, çıkarmaz mısın? Sen onun sözünü ver, biz senin yanındayız her zaman. Şöyle baktım diyor Sayın Başkan, Allah rahmet eylesin. Eğer diyor üzerinden yamalı işi bir ipliği çeksen 40 yama dökülür. Ama diyor Kayserispor sevgisini gördüm. O gün dedim ki diyor, bu Kayserispor bizim üzerimizde vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi dedim. O gün geldi, o yıl belediye seçimlerini kazandı. Daha sonra Kayserispor 3. lig, 2. lig ve 1. lig üst üste şampiyonluklarla 1. lige kadar geldi. 3. ligde de tabii ki inanılmaz güzel bir kadro vardı. Kuruldu. Evet, aynen. Ama tabii bunların hepsi çok bilinçli olarak Sayın Osman Erköse tarafından, Bekir abi, Bekir Moğlu tarafından ağırlıkla bunların kontrolü altında gidiyor. Yani ismini sayamadıklarım kusura bakmasınlar. Çok tek tek hatırlayıp söylememiz mümkün değil. Genel olarak şöyle yüzeysel geçiyorum. Ama Kayserispor tarihinin belki de tarihindeki kurtuluşun ilk adımıydı o şampiyonluk. Yani ondan sonraki süreçte tabii devamında Haseki başkanlara kadar geldi ki ben iddia ederek söylüyorum. Şükrü başkanla başlayıp daha sonra bugüne kadarki süreçte Haseki başkanın desteği hiçbir zaman kendini eksik etmedi Kayserispor takımından. Ama bir gerçek vardı ki bütün belediye başkanlarında bir dönemi saymıyorum. Sayın Çetin Bulut döneminde Kayserispor'a karşı ilgi, alaka çok zayıftı. Yani belki onlar sporu bilmediğinden veya sporun gereksiz olduğunu düşündüklerinden veya çevresindekiler sporu çok iyi anlatamadığından Sayın Başkan'a orada biraz şey oldu, mağdur kaldık. O dönemlerde evlerimizden işte yiyecekler getirdik içeride. Yani bizler evimizde yemekleri yiyorduk ama dışarıdan gelen çocuklar vardı, bekarlar vardı, para yok, pul yok, hiçbir şey yok. Ama adı Kayserispor takımı yani sonuçta. Karşıdaki bakkaldan borç alarak zeytin peyniri alıyor. O süreçlerden Niyazi Bahçecioğlu'yla başlayıp Haseki Başkan'la bugüne kadar devam eden süreç yaklaşık 30 yıl mı oldu? 30 yıldır devam edip gidiyor. O günden sonra bizim yaşamış olduğumuz o zor günleri, sıkıntılı günleri bir daha Kayserispor yaşamadı. Evet.